Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5'e hoş geldiniz. Bir önceki bölümde nükleer bir bomba çalmıştık. Çok hoştu ama nükleer bombayı patlatamamıştık. Ve nükleer bomba şu anda elimizde de değil. Çünkü Lester çok korkak birisi çıktı. Ve nükleer bombaya ne yazık ki doğru yerlere geri vermek zorunda kaldık. Ama bana göre doğru yer benim yerimdi yani. Benim yanımda olmalıydı o nükleer bomba. Her neyse. Şu hıyarlarla bir buluşacağız. Bu benim kendi hobim gibi. Possessions of my contemporaries for some wealthy communists in China who will value them much more. What? Çin'deki bazı insanlar satacak. Kendi arkadaşlarıma soyacağım diyor. Neden? Because they have things nobody else has, because they can afford it, because frankly I'm rich enough to do whatever the fuck I want. And you're İstediğim her şeyi yapabilirim. Ve sen fakirsin diyor. Ve sen bana saçma sapan sorular sormak zorunda değilsin. Namaste mi? Namaste yüre. Neyse. Aa, arkadaşın gerçek değerini anladım diyor. Peki sen de diğer olmalısın. Bu söz sana neden mi geliyor? Peki burada neler oluyor? Trafik polisi olarak geleceksiniz ve iki tane çocuğu soyacaksınız. Neden? Asya'da bu araçları güzel fiyatlara alırız. Ve çok iyi bir şekilde şey alacaksınız ya, ödeneceksiniz. Neler oluyor? Oho. Sonunda çocukluk hayalinle buluşacaksın. Polis gibi gidineceksin. Ana yolda iki tane çocuk, şimdi iki tane genç, iki tane çok muhteşem araba sürüyor. Biz bunları çalacağız. Nasıl çalacağız? İki tane bu iki kişi şey olarak gelecek ve üç kişi polis olarak giyinecek. Biz bu arabaları çalacağız ve bu arabaları şu adam Asya'da çok 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 daha yüksek bir fiyata satacak. This is your lucky break. İşte senin şeyin bu. Senin şansın bu diyor. Senin yükselme noktan bu diyor. Arabanın içine gidin. Oo. Gaz istasyonuna gidiyor, benzin istasyonuna. Arabanın içine etmezsem iyidir. İçine etmemeye çalışacağım. Söz veriyorum. Dikkatli olmaya çalışacağım bu sefer. Şey yapmam, ben çalışacağım. Çarpma. Birazcık daha yavaş gidemez miydin yani orada? Ben de daha yavaş, sen yavaş gitseydin ben de yavaş gidecektim. Arabanın ön kısmına bak ya. Not a scratch alacaktık ya. Vazgeçtim lan. Baştan yapacağız görevi. Hayır, yanlış yer attın. Aynen. Hah, araba patladı diyecek. Başını yapacağım görevi. Arabaya zarar vermeyeceğim, istemiyorum. Arabaya zarar vermeyeceğim deyip arabaya patlatan adam oluyorum ama. Olsun. Arabadan başlat. Arabaya binmek istemiyorum. Fazla bir uğraş değil. Ama beni sinir edecek kadar uğraş. Allah'ım yarabbim. Arabadan başlatsan ne olacak? Ne olacak? Sakin. Hadi bakalım. Bu sefer herhangi bir şey of otobüs geliyor. Geçiyor, otobüse çarpmayacağız. Tamam, güzel. Bir şey çarpmadık ama oraya buradan gitmem gerekmiyormuş zaten. Oğlum şaka mısın oğlum? Neden böyle şeyler yapıyorsunuz ona? İkide bir yol değiştiriyor. Tamam, buradan gideriz, sorun yok. Ha, direkt ana yola çıktık böylece. Bir polis deli gibi peşimizden gelecek, değil mi? Siren sesi duyuyorum. Tamam, gelmiyor. Sorun yok. No problem. Neden beni şimdi dolaştırıyorsun? Aman, şey yapacağım ben böyle işin şeyini de ha. Oğlum neden koyuyorsunuz öyle bir yer oraya? Manyak mısınız? Sana da çarp. Herkese çarpacağım oğlum. Herkes al. Al, herkese çarpacağım. Neyse. Devam. En azından görevi bitirelim ya. Uzatmalım. Oraya da çarptım. Çok hoş. Ona da çarptım. Herkese çarpıyorum. Önüme çıkarsan öyle olur. Allah Allah. Birazcık bencil olmayın kardeşim. Birazcık cömert olacaksınız. Yolunuzu verin işte. Şuna bak. Mis gibi araba. Ne hale geldi. Hepsi benim yüzümden. Ve sürekli başkalarına bağırıyorum. Çünkü hoşuma gidiyor. Şuna bak, arabayı rezil ettik. Bu böyle trafik mi olur ya? Hangi gündeyiz? Günlerden hangi gün? Saat kaç?
Şuna bak, pazartesi günü saat daha 4-5'e 20 var. Daha mesai bitimi bile değil. Manyak mısınız oğlum siz? Neden böyle bir trafik var burada? Siz insanların sorunu ne? Neyse, cevap vermeyeceğim. O insanların biri olduğum için Franklin olarak, özellikle Michael olarak, özellikle Trevor olarak bu soruya cevap vermeyeceğim. Ama Trevor'la ne güzeldi. Yollar bomboştu. Huzur içinde sürüyorduk arabamızı. Artık öyle süremiyoruz. Ne yazık ki o günler artık geride kaldı. Michael alıyoruz. Arabanın içine ettim Michael. Kusura bakma kardeş. Hey Frank, yapacak bir şeyimiz yok. Bayağı berbat görünüyoruz ya. Ben orada duvar var zannedip bir an önce panik yaptım. Ha. Sürücüleri şey yapacağız. Hızlı gitmeye teşvik edeceğiz. Onları ne yapacağız? Kışkırtacağız onları. Muhtemelen yarış yapacağız. Hatırladığım kadarıyla öyle yapıyorduk. Aman, yukarı mı çıkacaktık? Şaka yapıyorsun. Tamam, sorun değil. Ama bu sefer çarparsak çok fena çarparız yani, onu söyleyeyim. İşte böyle. I'm telling you, 2.7 millimeters. Who the fuck does 2.7? Hey, how about we see which one of you two is for real? So get in your car. Hangi ikinizin gerçekten araba sürebildiğini görebiliriz diyor belki. İkinizden birisi. Bu aptal buradan şey yapıyordu ya. Bizimle yarış yapmak istiyor ya. Zaten biz de buradan gidiyorduk. Oğlum şeyi nasıl açıyorduk? Özel yeteneği. Ben de fena sürmem yani, haberiniz olsun. Ha. Geçeceğim oğlum sizi. Geçerim ben. Geçerim ki. Kaptırmam size ben bu yarışı. Muhtemelen kaptıracağım. Hava of, ne sürüyorlar öyle. Araba farkı ya. Araba farkı. O bende bana da onlardan verseler ben de geçerim yani. Yani. Diğeri ters şeritte gidiyor. Yok, ters şeritte gitmiyormuş. Diğeri değil, ikisi birden gidiyormuş aynı şeritte de. Onları kaybediyorum sanırım. Birazcık kenara çekelim işte. Deli gibi üzerinize geliyorlar. Neden şey yapıyorsunuz? Kaybediyoruz. Allah Allah. Adamları kaybediyoruz. Yani yarışçı değil, sadece adamları kaybediyoruz. Adamları kaybetmememiz lazım. Ha, bu işe yarar demek. Sert dönüşlerde işe yarıyor o şey. Demek ki özel güç bu şekilde kullanıyoruz. Tamam, anladım. Başlayacağım sizin sana ha. Neyse. Franklin'in gerçek arabası olsaydı görürdük. Acceleration'ın sonuna kadar şey yapmıştık ivmeyi. Hop, bir tanesini geçtim. Oba, çok hoş. Diğerini de geçeceğim şimdi. Oba, ikisini de geçtim. Oh be, ikisini de geçtim, çok rahat oldum. Tamam hadi geliyoruz diye. Birkaç saniye içinde orada olun diyor. Donat diyorlar. Hadi. Geliyorlar. Sana onu sonra anlatırım diyor. Ne anlattığınızı ben de merak ettim ama şimdi. Ha, arabaları kenara çekin diyor. Durmalarını istiyorsak onlara yakın durmalıyız. Çünkü çok uzaklar şu anda, durmazlar. Ben bunu alayım diyor, sen diğerini al. Çünkü diğeri ters şeritte gidiyormuş. Yani bu polis motoru da hani göründüğü gibi yavaş değildir, haberiniz olsun. Bayağı sağlamdır. Hızlı gider. Hadi polis motoru, seni gaza getirmeye çalışıyorum.
Durmayacaklar gibi diyor. Birazcık daha yakına gitmemiz lazım. İstediğin yakınlık olsun kanki. Dostum. Dostlar bir yavaşlasak. Diyorum hani polis geliyor arkadan. Trevor beni öldürmek niyetinde misin? Evet öldürürsün. Herkes öldürmek niyetindesin tabi. En azından şey olmuyor. San Andreas'taki gibi saçma sapan şerit değiştirmiyorlar arabalar. Hani birden şerit değiştirip bizi darmadağın ediyorlardı ya. Bir taksi mesela sol tarafa kaysaydı biz yere düşecektik. Taksiye çarpıp yere düşecektik. Onlara yaklaşıyor muyum yoksa hayal gücüm mü diyor bu? Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Yoksa hayal gücüm mü? Hadi çabuk ol. Dayanmalıyız ya, sen ne yapıyorsun diyor. Aman araba Allah belanı versin. Trafiğe öyle çıkılır mı ya? Trafik kurallarını şu anda ihlal ediyorsun. Ben bir polis aracıyım. Duracaksın kardeşim. Ben polis motoruyum. Kurallar diyor ki eğer polis motoru sirenine yaklaştığı zaman ona yol vereceksin. Onu düşürmeyeceksin. En baştan başlatma lütfen bize. Palito Bey'den başlat. Palito Bey. Aman of. Tamam bu sefer yapabiliriz. Şey yapamıyoruz. Karakteri değiştiremiyoruz. Şüpheli şeye girdi diyor. Tünele girdi. Memur Trevor şeye devam ediyor. Adamın yakasını bırakmıyor. Kovalamaya devam ediyor. Takibe devam ediyor ha. Sanırım sirenleri duyamıyoruz. Duyamıyorlar. O yüzden yani daha fazla yaklaşmalıyız. Duyamazlar tabii. Sabrımız ödüllendirilecek diyor. Lütfen onlarla beraber kal. Ooo bu lanet olsun pislikleri yakaladığım zaman diyor. Onlarla kal. Eninde sonunda duracaklar. Hadi onları yakalayalım diyor. Tamam yakalayalım işte ben ne yapıyorum? Donatmıyorum. Daha önce yiyordum. Bak. Şerefsize bak. Gene aynısını yapıyordu. Demek ki oyun oraya kasıtlı olarak koydu. Yaklaşıyoruz sanırım. Çok yaklaşıyoruz sanırım da. Onlar durmadan önce bütün Güney San Andreas'ı dolaşacağız diyor. Bir yer yaklaşıyorduk ama. Ne? Bunlar da lost. Şey diyor, bisikletçiler kenara, motorcular kenara çekilin diyor. Biz polis işi yapıyoruz. Durabilecek bir yer seçip kenara çekin diyoruz ama durmuyorlar. Otoriteyle probleminiz mi var diyor. Ha yavaşlıyorlar. Sanırım kenara çekilecekler diyor. Ha tam zamanında. Kenara çekilin diyor. Polis arabasıyla sizlerle yarışıyoruz lan. Ne biçim yarışıyorsunuz siz? Bizi çoktan şey yapmanız gerekiyordu. Tozumuzu yutmamız gerekiyordu. Tamam eğlencenize çok eğlendiniz diyor. Şimdi kenara çekilin. Oo, kenara çekiliyorlar. Vay be, karizma görünüyorlar ha. Ha, sen orada arabada kal diyor. Seninle sonra şey yapacağız, işimizi göreceğiz. Ne kadar hızlı gittiğin hakkında bir fikrin var mı? Bilmiyorum ha. Limit anında altını tutmaya çalıştım falan filan diyor. Bizim gördüğümüz yerden siz orada da yarışıyordunuz diyor. Yasal olmayarak. Bu tamamen gerekli mi diyor? Trevor da diyor. Gerekli. Ellerini çeviriyor. Diyor. Arabadan çık diyor. Arabadan çık diyor. Seni lanet olsa pislik. Buradan defol git diyor. Garaja doğru sür.
Hop, yarış yapacağız sanırım Trevor'la birlikte. Hop. Yoldaki tüm engelleri açtıktan sonra. Ha, arabaları şey yapmadık sürece, hasar vermediğim sürece tıpkı benim yaptığım gibi. Ha, Devon's assistant. Arıyormuş. Seninle çalışmak güzeldi. Devon Weston şirketinde yardımcı başkanmış. Arabaları aldın mı? Ha, bütün tüm özgeçmişini sıraladın diyor bana. Arabaları aldın mı? Evet. Los Santos'daki işte o Bighorn adlı yere getir. Little Bighorn. Devon'un avukatıyla konuştum diyor. Güney Los Santos'ta bir yerde şey yapacağız. Devam devam devam. Hop, beni yakalayamazsınız beyler. Bu yarış benim. Franklin bile yakalayamaz beni artık. Park attım. Oo, çarpıyorduk. Baştan çarpacaktık. Frank ya. Sana ne dedim? İşte bu arabalar. Bu bir fırsat senin için. Eğer sen öyle diyorsan. Seninle tanışmadan önce de yarış yapıyorum diyor. Sanki her şey baştan oluyormuş gibi. Ben olmasaydı ne yapardın diyor. Dedi Michael. Frank dedi ki sen olmasaydın gene muhtemelen böyle bir şey yapacaktın diyor. Arabalarla falan. Ama şimdi daha fazla para alacaksın kanki. Daha fazla para alacaksın. Zenginleyeceğiz seni dostum. İşte sizden çok ama çok çok ilerideyim diyor. Tabii ki ilerdesin. Kim sürüyor seni? Ben sürüyorum. Seni ben sürdüğüm sürece ileride olursun. Senin sürdüğün arabayı ben sürüyorum. İlginç. Devon Weston daha önce çalıştığınız hiçbiri gibi birisi değil. Kim olduğunu bilmiyorsanız araştırın diyor. Adamın evini falan gördüm diyor. Birçok şeyi yapabilir diyor. İstediğiniz her şeyi. Ha, daha önce Franklin'e göre Michael neyse Michael'a göre de Devon Weston o. Hani bir onu daha yükseğe taşıyabilecek bir şey. Birisi. Doğru yerden gidiyorum değil mi? Oh be. Bazen. Yani sadece para işi mi yapıyorsunuz yoksa bu adamla sizin aranızda özel bir şey de mi var diyor. Sakın bu adamı sana sakın bu adamı sana verdiği şansları harcama diyor. Hop! Acil çekil kenara. Hop, yarışı kaybetmeyeceğim. Yarışı kaybetmeyeceğim. Yarışı kaybetmeyeceğim. İmkansız, imkan yok. No imkano. No imkanasito. Hop. Ben geldim ilk önce. Birinciyim. Aa, beyler diyor. Hepinizi çok seviyorum diyor. Bu çok muhteşem olacak. Ve bir çocuk ve iki tane yaşlı ihtiyar. Beyler, eşyalar taşıyın diyor. Beş, beşer, 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 beşer. Ne oluyor? Kesinlikle. Amerika önce işi bitirirsiniz diyor ama. Ama şey, beş araba içindi. Bana neden sorulsa parayı ver diyor. Oo, çok korktum falan filan. İşi sevmezsen dışarı çık dedi. Bir tane daha araba var ya. Chad. Bilmem bir şeyler. Üç araba daha varmış yani şimdi. Howick'te bir tane sinema sektöründe oynayan bir film sektöründe oynayan bir adamın arabası varmış. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick,
Molly günü halikte buluyor. O adam işte. Ha, birisi helikopterden yeri gözleyecek. Arabalar, plakalar, insanlar falan. Birisi de yerden arabayı alacak. İkinizin arasındaki ilişkiyi anlamıyorum diyor. Ben de siz ikinizin arasındaki şeyi anlayamıyorum diyor. Ama hayat büyük bir gizem. Hadi görüşürüz. Ve arkadaşın Solomon'la iletişime geçelim diyor. Peki, güzel. Ve eski halimize geri döndük. Gözlüklü falan. Ha, I fought the law diyor. Şeyle çalıştık. Ne? Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bugünden keyif almışsınızdır. Bugünden keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek şenlikte kalmanız dileğiyle. Bye bye.